Ben erkeklerin demir yüzük takmalarının haram olduğunu işitmiştim. Bu konuyu delilleriyle açıklamanızı rica ediyorum. Allah'a hamdolsun. Abdullah bin Bureyde, Allah ondan ve babasından razı olsun, rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam elinde demir bir yüzük olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Sana ne oluyor da üzerinde cehennem ehlinin ziynetini görüyorum. Adam bir süre sonra üzerinde bakır bir yüzük olduğu halde tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Sana ne oluyor da üzerinde putların kokusunu görüyorum. Çünkü putlar bakırdan elde edilirdi, yapılırdı. Daha sonra üzerinde altın bir yüzük olduğu halde tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Sana ne oluyor da üzerinde cennet ehlinin ziynetini görüyorum. Çünkü cennet ehli altından yüzükler takarlar. Adam, hangi şeyden yüzük edineyim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Gümüşten yüzük edin. Fakat yüzüğün ağırlığı bir miskale ulaşmasın. Bir miskalden az olsun. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişlerdir. Tirmizi hadis hakkında şöyle demiştir. Bu garip hadistir. İyas bin el-Haris bin el-Muaykib, Allah ondan razı olsun, dedesinden rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğü üzerine gümüş sarılmış demirden idi. Ve el-Muaykib de o yüzüğün emanetçisi, koruyucusu idi. Ebu Davud ve Nesai'de geçer. Ensardan Sehl bin Sad'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip de kendisini evlenmesi için, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hibe eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onunla evlenmek istemeyince orada bulunanlardan birisi o kadınla evlenmek isteyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama şöyle buyurmuştur. Demirden de olsa bir yüzük arayıp bul. Buhari ve Müslim'de geçer. El-Muaykib'in bu hadisi demir yüzük takmanın caiz olduğuna delalet etmektedir. Yukarıda zikredilen Bureyde'nin hadisine gelince, onun senedinde zayıflık vardır. Böylelikle demir yüzük takmanın mekruh olmadığı açıkça belli olmaktadır. Fakat gümüş yüzük takmak daha faziletlidir. Çünkü Buhari ve Müslim'de sabit olan hadiste olduğu gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüğü gümüşten idi. Başarı Allahu Teala'dandır. Allahu Teala Peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun aile halkına ve arkadaşlarına salat ve selam eylesin.